Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Stoltenberg, batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya topraklarının hedef alınmasında kullanılmasına izin verilmesine yönelik meşru müdafaa gerilimi tırlandırmak değildir, dedi. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının verimli bir toplantısını tamamladık. Görüşmemiz Ukrayna'ya verdiğimiz destek üzerinde yoğunlaştı. Hepimiz bu savaşın durdurulmasını istiyoruz. Ancak paradoks şu ki uzun döneme ne kadar iyi hazırlanırsak savaş o kadar çabuk sona erebilir. Rusya bizi beklemeyeceğini anlamalı ifadelerini kullandı. Stoltenberg, bugün nihai bir karar alınmadı. Ancak 3 konuda önemli ilerleme kaydettik. Birincisi, NATO'nun teçhizat ve eğitim sağlanmasına daha büyük bir koordinasyon rolünü oynama planı. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın neredeyse tamamı NATO müttefiklerinden geliyor. Dolayısıyla NATO'nun bu çabalarda daha büyük bir rol oynaması mantıklıdır. Bu desteğimizi daha sağlam bir temele tutturmak için NATO yapılarını kullanmanıza imkan tanıyacak. Kiev'e daha büyük, daha fazla öngörülebilir sağlayacak ve hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacaktır, dedi. İlerleme kaydedilen ikinci konuya değinen Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna için çok yılı bir mali taahhütte bulunmadıklarını önerdi. Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgalinden bu yana NATO müttefikleri Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar euro değerinde askeri destek sağladı. Her yıl en azından bu seviyedeki desteği gerektiği sürece devam ettirmemiz gerekiyor. Ayrıca müttefiklerin bu yükü adil bir şekilde paylaşmalarını da önerdim şeklinde konuştu. Stoltenberg, son olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu tartıştık. Müttefikler Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğu konusunda hemfikir. Bu yolu çizme konusunda ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Üyelik Ukrayna'nın nihai güvenlik garantisi olacak, kalıcı bir barışı sağlayacak, dedi.